Benim arkadaşım 5 TL'ye aldığı malı 60 TL'ye satabilir mi? Dinen caiz mi? Aynen bu soru aslında. Demek ki o zamanın örfüyle alakalı. Tekele almadan, değil mi hocam? Oradaki durum eğer, değil mi, pozisyonu herkese eşitse. Misal veriyorum, şu kalem her tarafta 10 lira. Ben bunu 9'a aldım, ona satabilirim. Ama Çin'den gidip 1 liraya alıp 10 liraya satabilirim yani. Satabilirim. Burada %100, %1000 meselesi değil. İslam'da buradaki örfe. Evet. Değil mi hocam? Örfle alakalı. Yani insanların temel ihtiyacı olan bir şey de değilse istediği fiyatı koyar, yazar. Der kardeşim ben buna satıyorum. Hocam, alan alır, almayan. IŞİD'ler ne yaptı hocam? Gittiler bir kilo pirinci 300 dolarına sattılar mesela. Gibi. O şekilde o caiz olmaz. Niye? Muhtemelen orada ihtiyaç kara var. Zaten ihtiyaç, haberlere kara borsa da var. Halk da var. Kara borsacılıkta için. Bir kilo, bir litre sütü bilmem kaç bin dolara satıyorlarmış. Duyduk yani. Ne kadar zalimce bir olay yani. Tabii onlar işte aynı zamanda kendi kimliklerini ortaya koymuş oluyorlar. Ama hani normal şartlarda gerek Türkiye'mize gerek normal yaşantının devam etmiş olduğu yerlerde insan malı ile alakalı ne yapabilir? Herhangi evet. bir fiyat koyabilir. Zaten bugün hani örneğin bir pazara gittiğimiz zaman, bir otosantra, ramiye, yani kuru veya yaş gıdaların satılmış olduğu yerlere gittiğimiz zaman o insanlar olayın üreticiden çok daha uygun fiyata alıyorlar. Onlar üzerine bayağı bir katıyorlar. Evet, evet. İşte o toptancılar marketlere veya işte diğer yerlere, manavlara ne yapıyorlar? Onlar da belki 2 kat fazla fiyat koyuyorlar. Bize gelinceye kadar çok el değiştirmemesine rağmen, ilk üreticiyle bizim aramızda çok ciddi bir fiyat farkı olabiliyor. Evet. Bununla alakalı sıkıntı var mı? Bununla alakalı evet. sıkıntı yoktur. Yeter ki aldatıcı olmasın, kandırıcı olmasın.